Sayın misafirler, etkinliğimize hoş geldiniz. Açılış gösterisini beğendiğinizi umuyorum. Orkestra şefimiz Neyzen Özsarı, Game of Thrones dizisinin müzikleriyle başlayıp bitirdiği ama arasında bizim için bestelediği bir eseri geniş bir orkestra ile birlikte canlı olarak icra ettiler. Neyzen Bey, başka bir sanatçının eserini icra etmekle kendi bestenizi icra etmenin sizde oluşturduğu hissi paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Herkes hoş geldi. Bizi böyle güzel ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir etkinlik olmuş. Açıkçası Game of Thrones zaten yaratılmış bir eser ve biz onun üzerinde çok fazla değişiklik yapamazdık. Yani orijinaline sadık kalarak sadece bir iki düzeltme, bir iki güzelleştirme, makyaj diyebilirim. Fakat tabii asıl gecenin mahiyetiyle örtüşen yeni bir eser yazmaktı. Biz de bu eseri yeni bir tahayyül alanı olarak gördük ve öyle uyguladık. Yani yeni bir yaratım alanı. Yeni bir şey dizayn etmeye çalıştık. Aynı sizlerin yapmaya çalıştığı gibi, sizlerin yaptığı gibi. En sonunda da tabii tecrübe ettik. İmkansız biraz zaman alıyormuş. Peki tüm orkestra üyelerine ve Şef Neyzen Özsarı'ya teşekkür ediyoruz. Tekrar bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Autodesk olarak daha iyi bir dünya hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilmeniz için yardımcı araçlar sağlıyoruz. Bu araçlarla yeni fikirleri rahatlıkla gerçeğe dönüştürebilir ve sizler de fark yaratan bu yenilik çağının bir parçası olabilirsiniz. Tasarım dünyasının geleceğini konuşacağımız bugün, ezber bozan yenilikçi yaklaşımlarıyla bir adım öne çıkmış ve hepimize ilham verecek örnekleri dinleyeceğimize inanıyorum gün boyunca. Autodesk ürünlerini anlatacak uzmanlarımıza ilave olarak sektör profesyonelleri kendi deneyimlerini, kendi bakış açılarını paylaşacaklar. Birkaç oturumdan örnek vermem gerekirse, örneğin Türkiye'nin ilk spor arabasının tasarımı ve üretimi üzerine çalışan bir konuşmacımız var, Sayın Sedat Öztürk. Autodesk Elias, Sketchwork ve V-Red yazılımlarımız ile kavramsal tasarımdan başlayan ve prototip üretimine kadar uzanan endüstriyel tasarım, yüzey kaplama, görselleştirme uygulamalarına değinecek. Bir diğer oturumumuz, hala sadece AutoCAD kullanan kullanıcılarımızı çok ilgisini çekecek. Eğer AutoCAD kullanıyorsanız, cümleyi tekrar değiştiriyorum. Eğer sadece AutoCAD kullanıyorsanız, Sabri Paşa Yiğit Mimarlık Ofisi, CAD'den BIM'e geçişin kamera arkasını anlatıyor. Bugün mimari ve inşaat sektöründeki eğilimler BIM uyumlu çalışmayı kaçınılmaz kılıyor. Küreselleşen dünyada iş yapmanın ön şartlarından birisi BIM uyumlu çalışabilmek. Türkiye'de de BIM'e dayanan büyük ölçekli projelerin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da yapılmakta olan metro hatlarında teknoloji ve BIM süreçlerinin nasıl uygulandığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Proje Başkanlığı yine oturumlardan bir tanesinde bizlerle paylaşacak. Devlet su işleri, baraj planlamaları, dere ıslah projeleri ve taşkın modellemeleri işlerinde Autodesk'in BIM for Infrastructure çözümlerini kullanarak gerçekleştirdiği uygulamaları bizlerle paylaşacak. Şimdiden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve siz, EYU'da olduğunuz eşsiz deneyiminizi, bakış açınızı ve yenilikçiliğinizi beraberinizde getirdiğiniz için teşekkür ederim. Birlikte inanılmaz bir gün geçireceğiz. Hepinize başarılı bir etkinlik diliyorum.